Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere bonsai aday ağaçlarınız için 1. Gövde kaynaştırma, 2. Hava kökü oluşturmanın sonucunu anlatacağım. Bu işlemin nasıl yapıldığından kısaca bahsedeyim arkadaşlar. Köklenmiş yavru bitkilerimizin kökündeki toprağı temizliyoruz. Gövdeyi aday bonsaimizin gövdesinde uygun bir yere şu şekilde streç film ile sarıyoruz ve aşağı doğru sarkan kökü bir pet şişe içerisine alıp tekrar toprakla buluşturup kökün güçlenmesini ve kalınlaşmasını sağlıyoruz. Zamanla bu streç filmle sardığımız noktadaki gövdeler kaynaşacak. Ve aşağı doğru sarkıttığımız kök de toprağın içinde gelişerek kalınlaşacak. Ve işlem sonuçlandığında buradan kök salmış ve aşağıya doğru hava kökü oluşturmuş bir bitki görseli oluşturacağız. Ve ağacımıza şıklık katacağız. Şimdi bu sargıları çözüyorum. Çünkü gövde kaynaştırma işlemleri tamam. Bazılarında kök kalınlaşması da tamam. Ama topraklarını mevsim itibariyle açmayacağım. Çünkü yaz aylarının ortasındayız. Bu işlemi kışın yapacağım ve kışa kadar da bu köklerin kalınlaşması için bir zaman geçmiş olacak. Şimdi üstteki gövde kaynaştırmanın sonuçlarını yakından göstermek istiyorum arkadaşlar. Önce bütün sargıları açacağım. Ardından yakından bir inceleme yapacağız arkadaşlar. Şimdi bütün bu sargıları kesiyorum. Evet arkadaşlar, streç filme sardığımız tüm noktaları açtım. Şimdi yakından bir gözlemleyelim. Evet arkadaşlar, şu şekilde kökün aşağı doğru sarkmasını sağladım. Ve gövdenin de yukarıda ana ağacın gövdesiyle birleşmesini sağladım. Ve tek bir gövdeymiş gibi ve gövdeden sarkan kökler varmış gibi bir görüntüyü elde ettik. Aynı durum burada da arkadaşlar, görüyorsunuz köklerimiz kalınlaştı. Gayet tatmin edici durumda. Ve şurada da çok güzel bir kaynaşma var. Bakın görüyorsunuz. Şurada çok büyümüş bir dalın budama hatası var. O hatayı da telafi ettiğimizde bu dal da güzel görünecek. Yine aynı şekilde burada çok güzel kaynaşmalar var. Ve sonuç gerçekten tatmin edici düzeyde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yakından da gözlemledik. Gördüğünüz gibi buradaki gövdeler mükemmel bir şekilde kaynaşmış ve bu kaynaşma noktasının altından hava kökü oluşturmuş gibi de bir görsel oluşmuş. Ağacımız gerçekten iyiye doğru gidiyor. Bu aday bonsai adaylığını tamamlamak üzere. Üzerinde biraz daha çalıştığımızda, güzel bir budama ve güzel bir şekil verdiğimizde işlemimiz tamamlanmış olacak arkadaşlar. Bir bonsai aday ağacında gövde kaynaştırma nasıl yapılır, hava kökü nasıl oluşturulur, onun sonucunu göstermeye çalıştım arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.